Merhaba fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Bildiğiniz gibi ekonomik krizi hepimiz derinden hissediyoruz. Bir yandan ihtiyacımız olan lenslere ulaşmaya çalışırken, diğer yandan da bütçemizi kollamak zorundayız. İşte bugün bu anlamda hem ekonomik hem de kaliteli olma iddiasıyla çıkmış, kendisini fiyat performans ürünü olarak tanımlayan bir lensi, yani Yongnuo 50 mm f1.8'i inceleyeceğiz. İlginizi çekiyorsa hadi buyurun. Yongnuo markasını daha çok ürettiği flaşlarla duymuştum ve kişisel olarak flaş fotoğrafçılığıyla ilgilenmediğim için yolumuz hiç kesişmemişti. Ta ki birkaç hafta öncesine kadar. Yongnuo Türkiye'den beni aradılar ve ülkemizde oluşturdukları yeni yapılanmalarından ve ürünlerinden bahsettiler. 50 mm f1.8'i incelemek ister misiniz diye sordular. Fiyat performans ürünü olduğu iddiasını duyunca inceleyip kendi gözlerimle görmek istedim. İşte buradayız. Bu fırsattan istifade lensi inceleme ve sizlerle paylaşma fırsatı verdikleri için Yongnuo Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi firmanın web sitesini ziyaret ederek genel bilgiler hakkında bir fikir edinelim istiyorum. Çin menşeli profesyonel kamera ekipmanları üretmek üzere kurulan firmanın üretim gamında kameralar, lensler, led ışıklar, flaşlar, tetikleyiciler gibi ürünler mevcut. Sanırım bu kadar genel bilgi yeter. Biz artık elimizdeki lense dönelim. Lens küçük bir kutuyla geliyor. Üzerindeki YN Lens markası dikkatimi çekiyor ki sanırım Yongnuo lensler bu markayı kullanıyor. Kutu içerisinden darbelere karşı korunmuş lensi ve dokümanları alıyorum. İç poşeti de açtıktan sonra lens artık elimde. Sert plastikten yapılmış ön arka kapağı ve parasoleri ile birlikte gelmiş. İlk dikkatimi çeken şey lens çok hafif. Teknik dokümanına göre 134 gram. Bunu dış kaplamasının polikarbon malzemeden yapılmasına borçlu. Malzeme çok iyi işlenmiş, yüzey kalitesi, dokular son derece kaliteli hissettiriyor. Bayoneti ise metal. Burada gördüğünüz kontaktörler sayesinde kameramızla haberleşiyor. Lensin minimalistik bir yapısı var. Üzerinde son derece yumuşak ve kolayca dönen geniş bir manuel netleme halkası, firmware güncellemelerini yapmak için USB Type-C girişi ve birkaç markalama var, o kadar. Markalamada YN 50 mm f1.8x DA DSM yazıyor. Buradaki X, Fujifilm X Mount'a uygun olduğunu ifade ediyor. Yeri gelmişken firmanın Sony E Mount, Canon EF ve RF mount, Nikon F ve Z mount, bir de Micro Four Thirds için lensleri mevcut. DA ifadesi APS-C kameralar için üretildiğini ifade ediyor. Full frame için üretilen lenslerde bu ifade DF olarak yer alıyor. DSM, Digital Controlling Stepping Motor kelimelerinin baş harfleri ki dijital kontrollü adımlı motor olarak çevirebiliriz. Firma bunu sessiz ve hızlı otofokus motoru olarak tanımlıyor. X-Mount için lensin fiziksel boyutları 64 mm çap ve 58 mm yükseklik. Daha önce de söylediğim gibi 134 gramlık bir ağırlığa sahip. Filtre çapı ise 49 mm. Full frame karşılığı 75 mm'ye denk gelen bu lensin görüş açısı 30.4 derece. 7 adet yuvarlatılmış metal yapraktan oluşan diyafram f1.8 ile f16 aralığında çalışıyor. Minimum netleme mesafesi ise 45 cm. Yongnuo 50 mm f1.8 gövdesinin içerisinde 7 gruptan oluşan 8 mercek elemanı bulunuyor. Ön ve arka mercek elemanları yağ, su ve tozun yapışmasını önleyecek şekilde florin kaplama yapılmış. Ancak kötü hava koşullarına dayanım konusunda
lensin genel bir önlemi yok. Bunu siz sağlamalısınız. Yapısal özellikleri bitirmeden önce lensin firmware güncellemelerinden bahsetmek istiyorum. Web sitesinden bilgisayara indirdiğiniz güncellemeyi şurada gördüğünüz Type-C bağlantısı sayesinde lensin içine atabiliyorsunuz. Bunun için lensi Type-C kablosu ile bilgisayarınıza bağlamanız ve güncelleme dosyasını kopyala yapıştır yoluyla lensin ana dizinine atmanız yeterli. Yeterince pratik. Lensin en yakın netleme mesafesinin 45 cm olduğunu söylemiştim. Bu mesafeye paladayıyı, arka plana da pakizeyi yerleştiriyoruz. Öndeki paladayının gözüyle arkadaki pakizenin yüzü arasında gidip gelerek otofokus gerçekleştiriyoruz. Bu testi tekil otofokusla yani S modunda gerçekleştiriyorum. Otofokusun hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştiğini gözlemliyorum. Benzer testi video moduna geçerek tekrarlayacağım ancak video olduğu için kameramı sürekli otofokus yani C moduna alıyorum. Lensin otofokusu gerçekleştirirken birkaç adımda netleme yaptığını siz de ekrandaki test videosundan görebilirsiniz. Dolayısıyla birçok lenste olduğu gibi bu lenste de video çekerken otofokus kullanarak bir objeden diğer objeye geçişi önermiyorum. Bunun yerine manuel fokus kullanmak daha iyi olacaktır. Yüz göz tanıma takip sistemini test edelim. Kamera tek nokta tekil otofokus modundayken takip gerçekleştiriyor. Ancak pakize kenarlara doğru gidince takip kesiliyor. Daha önce şu videoda anlattığım gerekçelerle AF tipini geniş izleme ve tekil otofokusa aldığım zaman takip ekranda gördüğünüz gibi bir parça daha başarılı oluyor. Videoda ise yüz göz takip performansı fotoğrafa göre bir parça daha iyi gibi. Ancak genel anlamda yüz göz takibi sırasında performanstan çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim maalesef. Keskinlik testlerini gerçekleştirmek için öncelikle F8'de bir fotoğraf çekiyorum. Zira birçok lens en yüksek performansını bu değerlerde gösteriyor. Bu fotoğraf bize referans olacak. Bu nedenle fotoğraftaki merkez noktaya bir bakalım. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi merkezde keskinlik gayet iyi görünüyor. Köşelere doğru gidelim. Köşelerde az da olsa keskinlik kaybı var. Ancak bu rahatsız edecek bir seviyede değil. Şimdi bu referans fotoğrafımızı lensin en açık diyafram olan F1.8'de çektiğim benzer fotoğrafla karşılaştıralım. Merkezlere baktığımızda F1.8'de keskinliğin F8 merkez keskinliğine göre bir parça azaldığını gözlemliyorum. Acaba köşelerde durum nedir? Referans fotoğrafla karşılaştırınca köşelerde keskinlik azalmasını daha fazla görebiliyorum. Ayrıca renk saçılması da kendini belli ediyor. Bu keskinlik azalmasının telafi edildiği değeri bulabilmek için diyaframı birer stop kısıyorum. F2.8'de değil ama F4'te merkez keskinliklerinin eşdeğer olduğunu görüyorum. Köşe keskinlikleri ise F5.6'da eşdeğer hale geldi. Şimdi de en kısık diyafram değerinde yani F16'da referans fotoğrafla karşılaştırmalar yapalım. Merkez keskinliklerini karşılaştırdığımızda yine az da olsa bir keskinlik kaybı gözlemlemek mümkün. Benzer cümleyi rahatlıkla köşeler içinde kurabiliriz. Acaba biz stop açtığımızda yani F11'de bu kayıpları telafi edebiliyor muyuz diye bakıyorum. Evet, hem merkezde hem de köşelerde keskinliğin eşdeğer seviyelere geldiğini söylemek mümkün. Tüm bu testlerin sonucunda lensin özellikle merkezde oldukça keskin olduğunu, diyaframın uç noktalarına doğru gidildikçe bazı keskinlik kayıpları olduğunu, ancak bu kayıpların küçük kayıplar olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca testlerim sonucu bu lens için güvenilir keskinlik aralığının F4-F11 arası olduğunu da rahatlıkla ifade edebilirim. Bazen açık diyaframlarda
kontrastın yüksek olduğu sınır bölgelerde arkadan gelen parlak ışık ile öndeki koyu gölgenin sınırlarında mor ya da yeşil bir harelenme görürüz. Bu harelenmeyi renk saçılması diye isimlendiriyoruz. Lensin içerisindeki mercekler nedeniyle kırılan ışığın belirli bir merkezde toplanamaması nedeniyle oluşuyor. Lens üreticileri gerek optik çözümlerle ve gerekse de kaplama yöntemleriyle bunu minimize etmelerine rağmen bu optik olayı tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmuyor. Bu lenste renk saçılması olduğunu keskinlik testleri sırasında da görmüştük. Burada bir kez daha bakalım. Bakın, sınırlarda hem yeşil hem de mor saçılması mevcut. Lightroom'da Remove Chromatic Aberration komutunu tıkladığımızda renk saçılmalarının bir kısmı gidiyor ama tamamı ortadan kaybolmuyor. O halde buradaki manuel sekmesine gidelim. Şuradaki damlalığı alalım ve fotoğrafımızdaki yeşil renk saçılmasının üzerine getirelim. Saçılmanın rengini belirledik. Şimdi de amount yani miktarı arttıralım. Gördüğünüz gibi yeşil renk saçılması ortadan kalktı. Aynı şeyi mor renk saçılması için de yapıyorum ve renk saçılmasını tamamen kaldırabiliyorum. Özetle lensin açık diyaframlarda fazlaca renk saçılması oluşuyor. Ancak bunu Lightroom'da ortadan kaldırabiliyoruz. Lens ile çektiğimiz fotoğraflarda herhangi bir geometrik bozulma olup olmadığını görmek için test panosunun bir fotoğrafını çekiyorum. Yataylar ve dikeyleri karşılaştırmak için kılavuz çizgilerini çektiğimde şu bölgelerden de fark edileceği üzere fotoğrafta çok az miktarda iç bükey geometrik bozulma olduğunu gözlemliyorum. Çektiğim RAW fotoğraflardan bir tanesini köşe kararmasını test etmek için Lightroom'da açıyorum. Bu fotoğrafa Lightroom tarafından otomatik olarak lens profili uygulanmış durumda. Şimdi şuradaki tik işaretini kaldırıp tekrar ekleyerek ve bunu birkaç kez yaparak fotoğrafı izlediğimde fotoğrafın üzerindeki köşe kararması etkisini rahatlıkla gözlemliyorum. Sizin de videodan görebileceğiniz gibi lens az miktarda köşe kararması etkisi yapıyor ve bunu Lightroom'da ortadan rahatlıkla kaldırabiliyoruz. Lens f1.8 gibi oldukça açık bir diyaframa sahip. Bunun sonucu olarak sizin de şu anda ekranda görebileceğiniz gibi hem fotoğraflarda hem de videoda oldukça güzel kadifemsi bir bulanıklık etkisi veriyor. Işık kaynakları dairesel bir bokeh etkisi yaratıyor ki çok şık duruyor. Lensleri doğrudan ışık kaynağına tuttuğunuzda mercek parlaması ya da İngilizcesiyle lens flare dediğimiz bir etki ortaya çıkar. Nadiren estetik kaygılar nedeniyle kullanılsa da birçok durumda bu etkinin mümkün olduğunca az olması istenir. Lens üreticileri de bu nedenle kaplamalar ve optik çözümlerle bu etkiyi minimize etmeye çalışırlar. Yokmu 50mm f1.8 lenste şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir ışık parlaması ortaya çıkıyor. Diğer taraftan en kısık diyaframda ışık kaynağının oluşturduğu ışık yıldızı da şu anda ekranda gördüğünüz gibi.
Artık bulgularımızı toparlamanın zamanı geldi. Öncelikle lensin güçlü yanlarına bir bakalım. Şimdi de geliştirmeye açık yönler. Bu sabit odak uzaklığında hem Fujifilm'in hem de diğer lens üreticilerinin benzer lensleri var. Bunlardan bazıları bu lense göre çok daha keskin ve kaliteli sonuçlar üretiyorlar. Bununla birlikte fiyatları da bu lensin fiyatını birkaç kez katlıyor. Bu lensin ürettiği fotoğraf ve video kalitesi oldukça tatminkar. Bu sonuçlara ulaşmak için ödeyeceğiniz bedel de oldukça kabul edilebilir seviyede. Bu çerçeveden bakınca lensin iddia edildiği gibi bir fiyat performans ürünü olduğu kanaatine ben de ulaştım. Bu nedenle bu odak uzaklığında prime lens ihtiyacı olan hafif ve kompakt bir lens arayan tüm arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Son olarak firmanın aynı odak uzaklığında Pro diye isimlendirdiği bir başka lens daha var. O lens buna göre iki katından daha fazla pahalı. Özellikleri de ona göre daha fazla. Ama o lensi incelemediğim için hakkında yorum yapamıyorum. Sadece karşılaşırsanız şaşırmayın diye bilgi veriyorum. Evet, bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Umarım lensi sizlere kuvvetli ve geliştirmeye açık yönleriyle aktarabilmeyi başarabilmişimdir. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.